Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zerdeçallı yumuşacık kek tarifi vereceğim. Çırpma kabına oda ısısında beklemiş olan 4 adet yumurtamı kırıyorum. İçerisine 1,5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Eğer çok şekerli diyorsanız 1 su bardağı da ekleyebilirsiniz. Ama 1,5 su bardağı bana göre tam geliyor. Mikserle şimdi şeker ve yumurta iyice karışana kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekeri iyice çırptım. Şimdi içerisine çok dolu olmayacak şekilde 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı da süt ilave ediyorum. 1 çay kaşığı zerdeçal ekliyorum. Mikserle tekrar çırpıyorum. Şimdi unu ilave edeceğim. Ben unu eledim. Yarısını ekliyorum. 2 paket vanilya. 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Mikserinizin düşük ayarında çırpıyoruz. Kalan unu da ilave ediyorum. Su bardağı elenmiş un ilave ettim. Bakın kıvamı bu şekilde cıvık olacak. Dediğim gibi unu kontrollü şekilde ekleyin. Rengi de çok güzel oldu. Kek hamurum hazır. Şimdi borcama dökeceğim. Büyük yuvarlak borcamı yağladım. Kek hamurunu döküyorum. Şöyle sağa sola sallıyorum. Birkaç kere de vuruyorum. Şimdi üzerine ben susam serpeceğim. Dilerseniz tepsinin dibine de koyabilirsiniz. Şöyle üzerine güzelce serpiştiriyorum. Susam sevmiyorsanız Hindistan cevizi de serpebilirsiniz. Hindistan cevizi de çok güzel yakışıyor. Kekim pişmeye hazır. Isıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Zerdeçallı keki fırında pişirdim ve soğumaya bıraktım. Şimdi size içini de göstermek istiyorum. Önce dilimleyeceğim. Dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Yumuşacık bir kek oldu. Biraz hala sıcak. Çok güzel kabardı. Zerdeçaldan dolayı da rengi sapsarı. Şöyle size yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Sünger gibi. Lezzetli, hafif bir kek oluyor. Mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.